Ege'nin sımsıcak hikayesi Yeşildeniz, kahkaha ve hüzün dolu yolculuğuna TRT1 ekranlarında hız kesmeden devam ediyor. Ya bu derste kim koyuyor Allah aşkına? Pazartesi akşamlarımızın vazgeçilmezi, sevilen dizi Yeşildeniz'in başarılı oyuncusu Eren Can Vurucu, bir de bugünün konuğu. Az sonra... günde, kötü günde, muhabbet ve sevgiyle birbirlerine bağlı sadıçlar, her türlü badireyi el birliğiyle atlatıyor. Süleyman, beri bak lan. Hinci Bahattin abi sormazsa sakın sen fotoğrafla orta yere çıkarma oğlum. Başkanım, haberlerim direkt sizinle ilgili. Yeşil Ova'nın naif karakterleri şu soğuk kış günlerinde içimizi ısıtmaya bu hafta da kararlı. İsmail'in kokoreç tezgahıyla mı alakalı? He. İşte kızım, zeytinlik burası. Hadi toplamaya başla sen. Sevilen dizide en az sadıçlar kadar yüzlerimizi güldüren Bahri karakterini Eren Can Vurucu canlandırıyor. Setimiz burası bizim. Canımız her şeyimiz. Eren abimiz, Eren canımız abimiz. Oynayalım. Başarılı oyuncu, yoğun çekim temposuna siz TRT1 izleyicileri için kısa bir ara verdi ve bir de bugün mikrofonlarına çok özel açıklamalarda bulundu. Çocukluğum çok böyle daha gelişmemiş, yani İstanbul kadar gelişmemiş bir yer olduğu için daha arkadaşlık bağı çok yüksek gelişti. O yüzden hepsiyle de görüşürüm. Çok severim kardeşlerim, kardeşlerim. Ama güzeldi yani. Hep sokakta çok bulundum. Sokakta dedim yani çok oyun oynadık, çok eğlendik. Yani işte yeni nesilde hep bilgisayar, tablet. Bizim bayağı böyle dışarıda bilmediğimiz oyun, oynamadığımız oyun kalmadı. Çok keyifli, çok güzel geçti. Endişela dedim yani, dil tutulmasını karşı olan bir takım endişelerden bahsediyorum. Çocukluğunuzda bir lakabınız var mıydı? Yani iki lakabım var. Küçükken çeyrek derlerdi. Çeyrek porsiyon derlerdi. Boyum çok küçüktü böyle. Gezerdim ortada. Sonra papazın oğlu Peterson. Laf çok hoşuma gidiyor. Bir arkadaşının babasının lakabıydı. Odur. Kralım nenni de, belalım nenni de, nenni. Yaşamak değil, beni bu telaş öldürecek dediği gibi şair. Çekimler vesilesiyle bir süredir şehrin kaosundan uzakta, Ege'nin yemyeşil kasabası Birgi'desiniz. Peki, buradaki çocukların yaşamıyla kendi çocukluğunuz arasında benzeşen yönler var mı? Birazcık benziyor ama buradakilerin, işte çocukların yaşadığı hayat da, yani burada da yine onlar da bak teknolojik çok bir şey olmadığı için çocuklar ister istemez olan şeyleri değerlendirip öyle oyun oynuyorlar, eğleniyorlar. Teknolojinin yaşantılarımıza kazandırdıkları ortada. Peki ya hayatlarımızdan alıp götürdükleri? Teknoloji çok güzel, çok faydası olan bir şey. Ama yani o zamanlarda o kadar şeyler olmadığı için dediğim gibi o bağ güzel oluyor, aşkı da güzel oluyor. Ekilen domatesi de güzel oluyor, bilmem GDO'su vesaire olmuyor. Yani samimi olan, doğal olan şey İstanbul, Ankara, İzmir, X, Y, Z başka bir şehir önemli değil. Samimi olan, güzel olan, işte demin size de söylediğim gibi işte İstanbul'da mesela köpekler yolda yürürken hır hır, hani hepsi değil tabii de benim başıma denk gelen, ama buradakiler kuyruk sallıyor yani, canlar ya, çok çok hoşuma gidiyor. Ne yapayım, nerelere giden? Sana bir şey olmuşsa ben yaşayamam Atiye. Hayatımızda teknolojinin olmadığı yıllarla günümüz aşkları arasında ne gibi farklılıklar var? Şimdi at. Mangafa bari. Mangafa bari. Geçtik bari. Ne bu? Ben sana dövüyor, hiç durdurma. Aşka gelecek olursam aşkta da daha değerli tabii ki. Şimdi o zamanın tanışma sistemi de farklı. Şimdi herkes telefonundan ya da oradan buradan. O zaman babalarımız anlatıyor. Hani beklerlermiş,
utanırdık, konuşamazdık. Evet, o yüzden bence daha değerliydi. Ben yaşamayı isterdim açıkçası. Karşımızda en az Bahri kadar saf ve naif bir insan oturuyor. Siz de gündelik yaşamda Bahri gibi misiniz? Ben de öyleyimdir aslında ya. Yani çok büyük planlarım hayata karşı, tabii ki istediğim şeyler var da gözüm çok yukarılarda değil. Hayatımdan çok mutluyum. Ailemle aram iyi. İyi arkadaşlarım var. Buraya işte böyle geliyoruz sakin sakin. Çok mutluyum. Çok büyük beklentilerim yok. O yüzden iyi biriyimdir herhalde. Onu benden ziyade arkadaşlara sormak lazım. Yoğun çekim temposundan vakit buldukça hobilerinize vakit ayırabiliyor musunuz? Müzikle aram çok iyi. Dizide de okuyacağız zaten. Zannediyorum yılbaşında yayınlanacak. İşte saz çalıyorum. Birazcık piyano çalıyorum. Beni çok keyifli yapıyor. Çok eğleniyorum. Müziği çok seviyorum. Hayatımın odak noktası olma yolunda ilerliyor oyunculuk kadar o da. Ondan sonra arada bir iki bowling arkadaşlarla Beşiktaş'ta oynarsak. Nasıl yapmışlar şarkıyı? Aynen onu da gerçekten. Hem duygusal değil şarkılar değil mi? Onlar da. Benim şarkılar az kaldı az. Hangi tarzda müzikler dinlersiniz? Türkü benim için her zaman ağladığım müzik, canımı yakan şey türkülerdir. Türküleri çok severim, türküleri çok dinlerim. Ama moduma bağlı. Yani sürekli de türkü dinlerse insan biraz durulur yani. O yüzden böyle chill out da dinleyebiliyorum. Türkçe müzik de dinleyebiliyorum. Bütün müzik kültürüm fena değil. Her tarz müziği dinliyorum. Ama dediğim gibi benim özüm türkülerdir. Çok severim hep. Aşık Veysel'ler, Neşet Ertaş'lar, Mahsuni Şerif'ler çok sevdiğim, hayat tarzımı da çok sevdiğim, çok çok büyüklerimiz, çok aşığım onlara ya. Son olarak başarılı oyuncunun siz bir de bugün izleyicilerine bir mesajı var. Bilmem yar kimi sever, aneylim nenni de, gınalım nenni de, belalım nenni de, nenni. Dizileri tabii ki izleyelim. Dizilerin dışında da kendimizi geliştirelim. Hayat derdimiz para olmasın. Güzel güzel mutlu mutlu yaşayalım. Birbirimizi sevelim. Doğa ne kadar güzel. Hayat çok güzel. O yüzden büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Hepinize saygılarımı sunarım. Aynen, aynen, o kadar. Koşun lan Allah'ını seven bu. Aferin suyu lan, çok güzel tatlıya bağladım vallahi. Emme bu ses. Kızın nerede? Orada. Kahkaha tufanı Yeşildeniz'de TRT1 ekranlarında devam ediyor. Yeşildeniz yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT1'de. Günaydın.